selam olsun. Davamızın, Anadolu'nun, Trakya'nın her bir köşesinden gelen gönül erlerine selam olsun. Selam olsun milletimizin kudret ve şefkat öncüsü gönül fedailerine selam olsun. AK Parti kadroları içinde çalışıp Allah'ın rahmetine kavuşan bütün kardeşlerime, onların ailelerine minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. Ve nihayet yine aranızda bütün bu yola gönlünü vermiş, emek vermiş mahalle teşkilatından genel başkanlığa kadar bütün kademedeki kardeşlerime selam ediyorum. AK Parti bir gönül ve tarih hareketi olduğu kadar aynı zamanda bir erdemliler hareketidir. AK Parti kurulmadan önce yola çıkarken kurucu genel başkanımız ve kurucu kadrolarımız bu hareketin adını Erdemliler Hareketi demişti. Evet. Evet. Erdemliler Hareketi. Ve 14 yıl içinde AK Parti kadroları her aşamada Erdemliler Hareketi olduğunu ortaya koydu. Bu kadrolar içinden küsünler bekleyenler oldu. Yol değiştirecek ve parti içinde itiraf çıkaracak diye bekleyenler oldu. Ama görüldü ki AK Parti kadroları her şeyden önce bir Erdemliler Hareketi'nin neferleri olduklarını her fırsatta gösterdi. Aziz gençler, şimdi sizden bir ricam var. Bu Erdemliler Hareketi'nin son Erdem abidesi olan ve üç dönüş olmakla birlikte tek bir gönül kırgınlığı olmadan bu salonda bulunan abilerinizi, dava öncülerinizi alkışlamanızı ve selamlamanızı istiyorum. Ayağa kalkın ve bu dava neferlerini selamlayın. Benden çok onları selamlayın. Onlar işte şu sırada, şu ön sırada oturan o Erdemliler Hareketi'nin öncüleri var ya, size güzel bir örnek oldular. Türk siyasetine bir ahlak abidesi olarak geçtiler. Ben AK Parti Genel Başkanı olmak yanında AK Parti'nin davasının bir neferi olarak her birine şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Ama şunu da söylüyorum. Onlar sadece kısa bir ara verdiler. Partimizin her kademesinde çalışmaya devam edecekler. Allah onlardan, onların ailelerinden razı olsun. Buyurun. Yine bakınız, Genel Başkan Yardımcımızın da ifade ettiği gibi yoğun bir tempoyla son 2-3 hafta içinde gece gündüz 6.223 kıymetli aday arasından onlar kadar kıymetli son 2-3 hafta içinde gece gündüz 6.200'e çalıştık. Bu aday adaylarının her biri kıymetliydi. Ben 6.223 aday adayımızı da buradan tebrik ediyorum. Aziz AK Parti kadroları, bu kalkınma hamlesinin başarıya ulaşması için ter dökmeye, emek vermeye hazır mısın? Var mısın? İşte açıkladığımız 25 sektörel öncelikli dönüşüm programıyla, istihdam projeleriyle, yeni üretim stratejileriyle biz büyük Türkiye'ye doğru yürüyoruz. Şimdi bakınız, biz bir tarihi hareket olarak, bir Erdemliler hareketi olarak, bir milli irade hareketi olarak, bir adalet hareketi, kalkınma hareketi olarak ortaya vizyon koyarken, yani herkes konuşur, biz yaparken, bakın CHP
HDP, MHP neler yapıyor? Önce Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi alkışlayan, konuşamayan, vizyon üretemeyen ama birilerinin aklıyla alkışlayan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bizim bu kapsamlı seçim beyannamemiz ve biraz sonra açıklayacağım ve bizzat ilan edeceğim yeni toplumsal sözleşmemiz karşısında sözünüz nedir? Amerika'dan ithal alkış propagandalarıyla kedilerle bu işi çözemezsin. Bizi 13 yıldır dünya alkışlıyor. Senin alkışına ihtiyaç yok. 13 yıldır ekonomik krize rağmen kalkınan Türkiye'yi herkes alkışlıyor. Herkes alkışlıyor. Bakın, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Şimdi o konuşacak sözü olmadığı için alkışlıyor. Ama bizim sözümüz var. Bu seçim beyannamesini ve biraz sonra açıklayacağım toplumsal sözleşmenin arkasında durmaya var mısınız? Var mısınız? Bizim sözümüz söz. Onlar konuşurlar. Derler ki şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama onlar çür, AK Parti yapar. Şimdi soruyorum, tekrar edin. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Biz yapmak için, inşa etmek için geldik. Sayın Kılıçdaroğlu, bizim Amerika'dan gelecek akıllara ihtiyacımız yok. Bizim böyle ecnebi propaganda tekniklerine ihtiyacımız yok. Biz milletle konuşuruz. Biz milletin sözüyle konuşuruz. Biz milletin diliyle konuşuruz. Biz milletin muhabbet diliyle konuşuruz. Ama hakkını yemeyelim. Hakkını yemeyelim. Değerli kardeşlerim, ben buradan Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmek istiyorum. Biliyor musunuz? İlk defa bir seçim başarısına imza attı. CHP içindeki ön seçimi kazandı ve çok mutlu oldu. Yani eğer seçim sadece CHP içinde olsa Kılıçdaroğlu hep başarılı olacak. Ama ne yazık ki 7 Haziran CHP seçim değil. 7 Haziran milletin seçimi, milletin. Baba yiğit olan o meydana çıkar. Şimdi bakın, onun baba yiğitliği nereye kadar biliyor musunuz? Dikkatli dinleyin. Nereye kadar biliyor musunuz? %35'e kadar. Baba yiğitliği %35'e kadar. En büyük hedefi %35. Ben ise sizin bir neferiniz ve AK Parti Genel Başkanı olarak %35'i burada telaffuz etmektense, bu zilleti yaşamaktansa bu görevi bırakırdım. Biz %35'e değil, biz %55'e, %60'a yürüyoruz. Televizyon programında takip etmişsinizdir. Bana sordular, hedefiniz nedir seçimde diye. Dedim ki, %55 desem %45'in gönlüne girememişim anlamına gelir. Bizim hedefimiz tek ve açıktır. 77 milyonun her birinin gönlüne girmek. Hiçbirisi isterse bize ezelden karşı olsun. Hiçbir vatandaşımızın bize gönlünün kapalı olduğuna inanmıyorum. İşte Kılıçdaroğlu'na söylüyorum. Sen %35'e ulaşamazsın ya. Var %35 hayalleriyle uğraş. Bizim hayallerimize yetişemezsin. Bırak hayallerimize. Bizim ulaştığımız hiçbir gerçeğe senin hayallerin ulaşamaz. Çünkü dünyan küçük. Çünkü dünyan küçük. Çünkü çıktığın meydanda dahi, büyük kampanyalarla başladığın meydanlardaki heyecanın küçük. Ama en önemlisi ne biliyor musun Kılıçdaroğlu? Gönlün küçük, gönlün. Gönlün küçük. Almıyor milleti. Onun için onlarca vilayette CHP milletvekili çıkaramıyor. Şimdi şöyle bir duysun Kılıçdaroğlu. Aziz kardeşlerim,
Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımızın, her bir kardeşimizin gönlüne girmeye var mısınız? Oyumuzun üst limiti yoktur. %100 vatandaşlarımızın her birine davamızı anlatmaya var mısınız? Sizi kapılarını kapatsalar dahi, hakkımızda ne söylemiş olmuş olsalar dahi, en muhalif olanımıza dahi gitmeye ve tekrar tekrar dava anlatmaya var mısınız? Bu sözleşmeyi buradan, bu kürsüden okuyacağım. Ve Kılıçdaroğlu'na, Bahçeli'ye, Demirtaş'a çağrıda bulunacağım. Ve diyeceğim ki, ya bu sözleşmeyle ilgili kanaatlerinizi bildirin, eleştiriniz varsa dinleyelim, yeni katkınız varsa alalım, ya da kendi sözleşmenizi çıkarın. Ta ki 77 milyona hitap eden ortak bir metinde, ortak bir vizyonda anlaşalım. Bizim yeni Türkiye'miz gerginlikler, çatışmalar Türkiye'si değil. Bizim yeni Türkiye'miz insan onurunun hakim olduğu bir Türkiye'dir. Şimdi yüksek müsaadelerinizle 100. yıla atfen 100 maddeden oluşan bu sözleşmeyi huzurunuzda okuyacağım. Bismillah diyerek okuyorum. Rabbimin bereketi olsun diye, olsun diyerek ve tarih şahit olsun diyerek okuyorum. Ecdada borcumuz olarak okuyorum. Yeni nesillere ve gençlere mirasımız olarak okuyorum. Bütün partilere bir çağrı olarak okuyorum. Bir davet olarak okuyorum. Ya Allah, billah. Her siyasal düşünce ve düzen insana hitap etmek ve belli bir mekana ve zamana dayanmak zorundadır. İnsana hitap etmeyen ve zaman ve mekanın gereklerini gözetmeyen hiçbir siyasal düzen kalıcı olamaz. Yeni Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. yılına yürürken insana, zamana ve mekana hakkıyla hitap eden kapsayıcı bir yenilenmenin ve süreklilik içinde yeniden inşa sürecinin eseri olacaktır. Biz hakaret etmiyoruz. Biz kimseyi dışlamıyoruz. Biz yeni bir medeniyet çağrısıyla hem milletimize hem insanlığa yeni bir çığır açmayı hedefliyoruz. Şimdi buradan Kılıçdaroğlu'na, Bahçeli'ye, Demirtaş'a bir kez daha sesleniyorum. Eğer bu milletle ilgili bir idealiniz, bir aşkınız, sevdanız varsa gelin seçim meydanlarını seviyesiz tartışmaların, karşılıklı hakaretlerin alanı değil, vizyonların, fikirlerin, projelerin tartışıldığı fikir harmanları haline getirin. Eğer heybenizde bu millet için bir düşünce, dünya için yeni bir ses varsa onu çıkarın. Alkışlamayı bırakın, alkışlanacak işler yapın. Biz alkışlanacak işler yapmaya kendimizi adadık. Ama bu milletimizin alkışı, milletimizin bize verdiği destektir. Değerli kardeşlerim, aday tanıtımına geçmeden önce son bir kez seslerinizi duymak istiyorum. Bir tarihi bir misyon hareketi, bir erdemliler hareketi, bir milli irade hareketi, bir adalet ve kalkınma hareketi olan AK Parti hareketini zirveye taşımaya var mısınız? AK Parti'nin öncülüğünde bu aziz ülkeyi geleceğe taşımaya var mısınız? Sandığa 7 Haziran'da fevç giderek yeter söz de karar da sadece milletin diye var mısınız? Milletimizi insan onurunu esas alan yeni Türkiye Sözleşmesi'ne davet etmeye var mısınız? Özgürlüklerin korunmasına, ahlaki erdemin hakim kılınmasına gayret göstererek katkıda bulunmaya var mısınız? 7 Haziran'a kadar önümüzdeki 52 gün içinde gece ve gündüz, öğlen ve ikindin, yatsı ve seher, her vakitte emek vermeye,
her dökmeye hazır mısınız? Hazır. 24 saat yetmiyorsa 25. saati bulmaya hazır mısınız? Ve bu 52 gün içinde sağınızdaki solunuzdaki komşularınız, kardeşleriniz, dostlarınız, ahbaplarınıza AK Parti davasını anlatmaya ve onları bu davaya katılmaya, çağrıda bulunmaya hazır mısınız? Hazır. Ve bu toplantının, bu seçim kampanyasının ve seçimin ülkemize, komşu coğrafyalara, gönül coğrafyalarına ve insanlık alemine hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Liderimiz Cumhurbaşkanlığına gönderen parti ve yeni genel başkanlığını seçti. Bir başkanımızla birlikte burada birlik ve beraberlik için. Hedef kutlu düşle.